merhabalar. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Amerika'da ehliyet almak istiyorum. Fakat C1 vizesini statü değişikliği yaptırıp F1 vizesine dönüştüreceğim için 2-3 yıl kalma ihtimalim var. Amerikan ehliyetimin C1 vizesine göre 4 aylık olmasını istemiyorum. Sanırım Washington eyaletinde 6-8 yıllık ehliyet alabiliyormuşuz. Bu doğru mudur? Aynı zamanda uzun zamanlı ehliyet verebilen başka eyaletler var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta tabii şu. Siz C1 süresince de ehliyete başvurabilirsiniz. Ve bu başvuruyu yaptığınızda size tabii yasal durumunuz süresince bir ehliyet veriyor olacaklar. Bunu öncelikle yapmanızı tavsiye ederim. Bunu aldıktan sonra statü değişikliğine geçip C1'dan F1'a geçtikten sonra bunun onayı size geldikten sonra da yaşadığınız eyaletten başvurunuzu yapma imkanınız var yeni ehliyetiniz için ya da ehliyetinizi uzatmanız için ya da yenilemeniz için. Bunu yapmanızda bir engel söz konusu değil. Ehliyetler noktasında aynen eyaletlerden eyaletlere durumlar değişebiliyor. Mesela örnek olarak New Jersey eyaletinde size ehliyetinizi yasal durumunuzun ölçüsüne verecekler. Eğer diyelim siz bir yıllık burada kalabiliyorsanız ya da 6 aylık kalabiliyorsanız bu kadar süreyle verecekler. Ama mesela New York'ta öyle değil. New York'ta daha uzun süre ehliyet verecekler. Fakat ehliyetinizin üzerinde de yasal durumunuzu belirten bir ibare bulunacak. Fakat ehliyetinizin geçerliliği daha uzun süre devam ediyor olabilecek. Dolayısıyla benim bu noktada tavsiyem nerede okuyacaksınız ya da hangi eyalette yer alacaksınız o eyaletteki motor vehicle'a ulaşmanızda fayda var. Bu noktada da Washington eyaletinde de uzun veriliyor. O eyaletteki ehliyet kurumuna ulaşıp ne kadar süreyle alabileceğinize bakmanızda fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.